Tamam Leyla, görüşürüz. Demek ki elinde kayıtlar var Leyla. Demek bizden bir şey saklıyorsun. Gidip öğrenelim bakalım ne varmış bu kayıtlarda. Ah Zehra, yardım edeyim derken başına daha büyük bir bela açtım. Keşke Yener'e hiç izletmeseydim o kayıtları. Leyla, yarın Kervancıoğlu Holding'de toplantımız var. Şu verdiğimiz teklifi bir daha gözden geçir de eksiklerimiz varsa tamamlayalım. Tabii hazırlarım Nedim Bey. Masanıza bırakırım. Hayır hayır, masaya bırakma. Bu işi sen takip edeceksin. Ben mi? Evet, bu iş senin. Ben yapmasam Nedim Bey, başka bir arkadaşımız. Hayırdır, itiraz mı ediyorsun? Hayır da, yani neden ben onu anlamadım. Raporları hazırlarım yine. Ama ben daha önce hiç böyle bir toplantıya katılmadım ki. Ben öyle uygun gördüm. Of, ne yapacağım ben şimdi? Neyse ki Alev katılmayacak toplantıya. Allah Allah. Niye arıyor ki şimdi? Uzak durmak en iyisi. Neyse. Leyla'nın açmadığı iyi oldu. Benim görünmemem daha iyi zaten. Başka bir yol. Başka bir yol. Var tabii. Hilmi Bey, nasılsınız? Ben sizden küçük bir yardım isteyeceğim. Dosyaları tekrar gözden geçirdin. Bir sorun görünmüyor. Fakat mali raporları tekrar kontrol etsek iyi olur. Yarın Alev'in bağladığı Nedim Lojistik'le toplantı var. Alev olmadığına göre toplantıya sen gidersin Demir. Nedim Bey'le ne işleri var ki? Tamam Demir, başka bir gelişme olursa haberleşiriz. O şirketle Nedim Bey'le ne işiniz var? Odadaki hayatım bitti. Şimdi de iş hayatıma mı burnunu sokuyorsun? Sırada ne var? Hiçbir şeye burnumu soktuğum falan yok. Leyla orada çalışıyor. Benim de daha önce çalıştığım şirket orası. Nedim Bey'in asistanıydım ben. Her işin ucu neden sana çıkıyor? Bana değil, Alev'e çıkıyor. Biraz da kuzenine bakmayı denesen. Daha önce Leyla'yı görmek için çalıştığı şirkete giden de o. Peki Leyla'yı nasıl buldu? Hı? Leyla'dan nasıl haber oldu? Senin bu saçma sapan suçlamaların umurumda değil. Bana değil de bu soruna odaklansan. Sen bana yöntem mi öğretiyorsun? Alev'in o şirketle anlaşma yaptığından neden benim haberim yok? Ben de bilmiyordum. Bilseydim söylerdim. Kesin söylerdin. Beni bu şekilde aşağılayamazsın. Seni dinlemeyeceğim. Demir, Alev nereden buldu bu şirketi? Bilmiyorum. Daha önce teklif vermişlerdi ama reddetmiştik. Sonra birkaç kez görüşme talepleri olmuş. Bunu da Alev bağlayınca öğrendim tabii. Şirket daha önce Zehra'nın çalıştığı şirketmiş. Alev bunu biliyor olabilir. Ne yapalım? İptal mi edelim? Hayır hayır, iptal etme. Eğer öyle bir şey yaparsan Alev bu işin peşini bırakmaz. Sen bir takip et bakalım işin sonu nereye bağlanacak. Ha bir de bu Nedim şirketle ilgili bütün dosyaları bana acilen gönder. Hemen bekliyorum. Anladım, tamam. Hemen hallediyorum.
Nazan, Alev'i odama gönder hemen. Ömerciğim. Bizim daha önce reddettiğimiz Nedim Lojistik'le neden iş anlaşması yaptın? Gerçekten çok iyi bir anlaşma oldu Nedim Bey. Teşekkür ederim. Aman ne demek efendim. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Bu arada yeni sözleşmeyi yarın imzalayıp bizzat kendim getireceğim. Çünkü en iyi teklifi onlar verdi. İyi de onların ölçeği bizim şirkete göre değil. Bunu daha önce konuştuğumuzu hatırlıyorum. Olabilir. Olabilir de yani bazı şirketler... Benim daha önce çalışmak istemediğim şirketle iş anlaşması yapıyorsun. Ve benim bundan haberim yok. Yani o zaman aklıma gelmedi çünkü. Ben sadece şirketin çıkarlarını düşündüm. Eğer Nedim Bey'le aran kötüyse yani benimkisi iyi de istersen toplantıya ben gidebilirim. Sen hala işe dönme ümidi taşıyorsun öyle mi? Bütün bunları niye yapıyorsun Ömer? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Sen Amerika'ya gitmemek için yapıyorsun bütün bunları. Ama... İzninle. Demek öyle Ömer. Demek öyle. O varoş gülü yüzünden bana böyle davranıyorsun. Ama kayıtlar sende dursun tamam mı? Sakın silme. Sadece ihtiyacımız olduğunda kullanacağız. O kayıtlar çok önemli. O kayıtlar elime geçtiğinde tekrar görüşeceğiz küçük yılan.